Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber kapak fotoğraflarımı nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ee, öncelikle bir tane arkadaşımız sormuştu. E, gene. Ben de o yüzden yapmaya karar verdim. Şimdi bir tane Edge of şey olması lazım. Ve e, şimdi bakın İlk öncelikle bir tane yani Photoshop'a ihtiyacınız var. Bunu ilk önceden belirteyim. Sonra ise buradan e, buraya tıklayacağız hızlı seçim aracıyla. Böyle tüm Türkiye'yi güzelce ne seçeceğiz. Şu ada ada detaylarını yapsanız <laughs> iyi olur. Size e, onu diyeyim. Hızlandırılmış yapmayacağım ben. Ee, arkadaşın isteği üzerine Hızlandırılmış olmayacak Şöyle Çıkarıyorum Hepsini ee, Marmara'nın içine girmemesi lazım Yoksa çok iyi bir görüntü oluşmaz Benim ben bilmiyordum o zamanlar İlk videomda da zaten Marmara'da seçil, Seçildiydi Bu arada Şu hatayı kısmını unutmayın Hataya çünkü giremeyebiliyor ben küçükte kullanıyorum doğru düzgün seçebilmesi için buradan şu adayı da seçiyoruz tamamdır şimdi bunu yaptık sonra sağ tıklıyoruz Mouse'umuzun sağ tuşuyla tıklıyoruz ve buradan ee, kopyalama ile katman halinde şey yapıyoruz ve sonra ise yani arka plan yani birinci katmanın şeyini buradan kapatıyoruz ve buradan ee, silgimizi alıyoruz. Ee, şu anda e, silgimizi alıyoruz ve buradaki şeyleri, neyleri silebiliyoruz. Eğer tabi siz e, yapacağınız bu yapacağınız bayrağın için olacağı için eğer ki denizlerle hiç uğraşmak istemiyorsanız yapmaya da bilirsiniz. Şimdi bunları yaptık. Mezopotamya'yı ben silmeyeceğim çünkü çok uğraştırıyor. Şöyle küçük tarafları sileceğim sadece. Tabi siz Mezopotamya'yı da silebilirsiniz. Ben şöyle güzelce ne sileceğim. Ailetten size bir taktiğimi de söyleyeceğim. Güzel yani eğer ki başka ülke yapacaksanız diye. Evet şu anda Van Gölü ile şuradaki denizi sildik. Şu an adını unuttum. Sildik. Şimdi buradan bu katmanı tekrar açıyoruz ve tekrar hızlı seçimi seçiyoruz ve buradan seçimi yükle diyoruz. Yükleiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buralar seçilmemiş olarak gözüküyor. Şimdi ise buraya geliyorum. Karıştırma seçenekleri diyorum. Bakın sağ tıklıyorum. Ama ülke, ülkenin olduğu şeye sağ tıklıyorum. Karıştırma seçenekleri diyorum. Ve renk kaplamaya basıyorum. Burada e, şey yapacağınız ülkenin rengini seçiyorsunuz. Seçtik. Şimdi seçtik. Biz şu an bunu seçtik. Şimdi ise bir tane Türkiye bayrağı bulmamız lazım. Ben şimdi Türkiye bayrağını da bulup e, Photoshop'a atacağım. Evet ben şimdi rastgele bir Türkiye bayrağını buraya attım. Şimdi bunu büyütün ne yapıyorsanız yapın. Ve buradan silgiye tıklayın. Ee, sağ tıklayın. Ve sihirli silgi aracını seçeceksiniz. Ve burada e, Bunu rasterleştiriyorsunuz zaten otomatik. Hilal olmayacak şekilde sadece kırmızının olduğu bölgeye tıklıyorsunuz. Ve burası siliniyor. Şimdi CTRL T yapıyorum. Bunu istediğim gibi ayarlıyorum. Şimdi eğer ki siz böyle çok büyüklemesine koymak istiyorsanız yani böyle hem denizi de kaplasın ama denizde şey gözükmesin. Eğer böyle bir şey hem başka bir şey yani Osmanlı falan yapacaksanız yardımcı olur. Bunu alt katmanı alıyorum yani benim taktiğim bu şu anda ve silgi aracını seçiyorum diyelim ki birazını dışa yapmak istiyorsunuz hadi yani diyelim yani ve buradan şöyle güzelce siliyorum. Ee, sadece görünen kısmını silerseniz zaten sadece iç kısımları kalacaktır. Şöyle güzelce siliyorum. Tabi bazen e, tam olmayabiliyor yani. Bazen yanlışlıkla tam şey kısımlarını da silebiliyorsunuz. Ben fazla şey etmiyorum. Uzaktan görünüşü benim için biraz daha önemli. Şöyle güzelce ne Silelim. Hatta ben hızlandırayım. Evet şu anda sildik. E, alt katmanda olmasına rağmen şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Ve bunu buraya aldığımda biraz şey gözükmesi dışında e, normal bir şekilde oluyor. Yani uzaktan görünüş şeklinde şey oluyor. Ama tabii ben daha güzel gözükmesi için bunu yapmayacağım. E, şöyle. Güzelce ne şey yapalım gene ctl e tem yapıyorum. Ve şöyle güzelce ne ortalıyorum bayrağımı. Osmanlı için de özel bir şey istiyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi biz bunu yaptık. Ama dur bir dakika burada böyle şeyler de var. Bunlar da var. Ee, Tabi bunu hemen şöyle güzelce kesmeyle yapıyorum ben. Kesmeyle yaptık. Ama dur bu çok normal. Yazı daha ekleyeceğiz. O yüzden şöyle enter'lıyorum. Ee, buradan buraya gelip karıştırma seçenekleri diyoruz. Ve burada e, iç gölge var. Bakın görüyor musunuz? Şey bir şey verdi. Yani sadece karanlıkta o tek. Yani öyle ona benzer bir şey verdi. Burada şeyin gö gölgenin şeyini de ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Evet şu anda ayarladık. Şimdi e, gene ülke sınırlarına geliyorum ve karıştırma seçenekleri diyorum. Buradan kontürü ekliyoruz. E, şöyle bu kontur değil pardon. Şu kontur. Bunu seçiyoruz. Ve boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliriz. Fakat benim size önerim 2 veya 3. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Ben 3 yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi kontur ekledi şu anda ülkenin şeyine. Ben ülkeye gölge de ekliyorum. Şöyle gölgeyi de ekleyelim. Şöyle gölge birazcık şu olsun. Aynen. Bu şekilde bir gölge. Tamamdır. Şu anda kapak fotoğrafımız çok iyi durumda. Şimdi buradan geliyoruz. Ee, yazıyı seçiyoruz. Benim iki tane yazı türüm var. Ee, isterseniz aşağıya linklerini de veririm. Yazı fontu var. Direkt in, e, açıp içindeki şeyleri açıp direkt yani içindeki şey dosyasını açıyorsunuz ve direkt e, yaz e, şey yapıyorsunuz, yüklüyorsunuz. Ee, Burada blok tastik var. Nasıl okunuyorsa. Bir de Evil Empire var şurada. Evil Empire yani şuraya şöyle bir falan yazacaksanız Evil Empire'ı önermem. Evil Empire'ın iki kötü çünkü. Ama eğer ki yani şöyle ama ben burada Evil Empire kullanacağım. Ee, şöyle şuraya büyük harflerle e, Türkiye yazıyorum. E, ee, bu arada şu an neden böyle bir şey oldu? E, ee, bu arada blok lastikmiş bu. Blok lastik işte nasıl şeyse. Evil Empire seçelim. Heh, şu an oldu. Buradan şöyle Türkiye. ki I yok yalnız. I'ye tıklamayın. Türkiye. Şimdi bunu yazdık. Hemen gene CTRL T yapıyoruz ve büyütüyoruz burada. Bunu istediğiniz yere alabilirsiniz. Ee, ben şuraya al, ben üst almayayım, şuraya alayım şöyle. Ee, şimdi ise ben daha yazı tipleri de yükleyeceğim tabi. Buna bir kontur eklemedim ben şu an hiçbir serimde. Ama burada ekleyelim hadi. Şöyle küçük hafiften bir kontur. Hafiften. aynen Ve bir, biraz da gölge şöyle. Çok az bir gölge e, ekliyorum ve Türkiye yazımız muhteşem oldu. Şimdi ise e, şuraya ayrıca de bir bir yazısı diye ekleyeceğiz. Şöyle bir tane de şuraya onu blok lastikle yapacağız. Şöyle bir. Bu arada bunu hiç tek ekleyebilirsiniz onun HD'yi en azından idare eder. Bu şekilde yazılarımızı da tamamladık. Tabi buna da aynısını yapacağız. Gelin karıştırma seçenekleri. Kontur ve gölge. Evet buna da aynısını yaptık. Bunu da biraz büyütelim. Şuraya şöyle koyalım. Tam böyle şey yapmayın. Evet. Böyle. Kapak fotoğrafımız böyle oldu. Yani tabi ben de yeniyim tabii bu işlerde. Ama detaylı bir anlatım yapabilmek amacıyla böyle bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şöyle video 11 dakika olmuş çok bir şey değil. Ee, böyle bir video çekmek istedim. Ee, bir tane arkadaşımızın isteğiyle böyle bir video çekmek istedim. Göz gibi böyle yani en azından idare eder bir şey yapabilirsiniz. Ee, zaten de şu anda yani yazı tipleri de baya güzel gölgeleri falan olsun. Baya güzel iyi bir kapak fotoğrafı oldu bu şekilde. Ee, şimdi bir dakika unuttuğumuz bir şey var. Ee, arka planı kısma evet arka planı kısacağız şimdi. Ee, isterseniz bunu kamera ravla da yapabilirsiniz. Ama buradan da yapabilirsiniz. Yani parlaklığı açabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Burada böyle hafif kısarsınız. Veya da kamera rav varsa ben fazla kullanmıyorum gerçi şu aralar ama Biraz şunu da sıfır yap direkt ya. Kamera rav varsa şunu seçiyorsunuz. Burada filtre. Tabi çok önermem ama biraz şey istiyor çünkü. Yani açılması güç biraz. Burada pozlamayı düşürebilirsiniz. Bakın düştü. De şöyle oynuyor götürüyormuşuz. Şöyle geri koyalım. Bu şekilde oldu videomuz. Umarım beğenmişsinizdir e, ee, güzelce bir kapak fotoğrafı yapımını gösterdim size. Ee, bu şekilde oldu şu anda. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel oldu bence bu video. Ee, şu an bunu attığımda büyük ihtimalle Conqueror'sı da Conqueror's 1.5.1 de büyük ihtimalle tekrardan atmış olacağım. Tekrardan değil atmış olacağım. Ee, neyse güle güle ve bay bay.